Kerametin hak olduğuna dair eserimizin 7. dersindeyiz. Bu dersimizde Meryem suresinin 17. ayetini tahlil edeceğiz. Bu ayet-i kerimede Hz. Meryem hakkında şöyle buyrulmuş. Estaizu billah fettahazet min dunihim hicaba. Sonra onların ötesinde bir perde edinmişti. Fersenna ileyha ruhena. Biz ona Cebal'i gönderdik. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا seviye Cebrail ona düzgün bir insan şeklinde göründü. Bu ayetin açık beyanıyla Cebal aleyhisselam Hazreti Meryem'in yanına gelmiş ve ona insan suretinde temessül etmiştir. Hazreti Meryem ile Cebal aleyhisselam arasında geçen konuşma için Meryem suresinin ilgili ayetlerine bakabilirsiniz. Biz şimdi bu hadise üzerinde biraz tahlil yapalım. Birinci sorumuz şu. Cebel aleyhisselamın ziyarete gelmesi ve kişiye temessül etmesi öfte emsali olan bir şey midir? Cebel aleyhisselam size hiç geldi mi? Ya da bir tanıdığınıza geldi mi? Siz daha önce böyle bir şey gördünüz mü veya duydunuz mu? Herhalde ne görmüş ne de duymuşsunuzdur. O halde bu hadise öfte emsali olan bir hadise değildi. İkinci sormuş şu. Madem öfte emsali yok o halde buna mucize diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Çünkü mucizeler peygamberlere hastır. Hazreti Meryemse peygamber değildir. Üçünü sormuş şu. Bu olaya mucize diyemiyorsak ne diyeceğiz? Adını koymamız lazım. Öfte emsali olan bir şey değil. Mucize değil. Peki öyleyse adı ne? Biz keramet diyoruz. Hadi kerameti kabul etmeyenler bu hadiseye bir isim bulsunlar. Eğer şöyle derlerse bu keramet olmaz. Çünkü Cebrail'in gelmesinde Hazreti Meryem'in hiçbir müdahalesi yoktu. Buna cevaben deriz ki iyi de biz kerameti insan yapar, insan yaratır demiyoruz ki. Birinci dersimizde şöyle demiştik. Kerameti yaratan Allah'tır. Velinin bu yaratmada hiçbir müdahalesi yoktu. Allah'tan başkası zerre miskalfiyle fail olamaz. Keramet kulun makbuliyetine işaret olsun diye Allah tarafından yaratılan olağanüstü hadisedir. Bazen velinin duası ümmetine yaratılır. Bazen de veli istemeden hatta farkında olmadan Allah tarafından ona ihsan edilir. Biz kerameti böyle tarif etmiştik. Cebal aleyhisselamın Hazreti Meryem'e gelmesi ve insan şeklinde ona temessül etmesi bir keramettir. Elbette Hazreti Cebal'i gönderen Allah'tır. Hazreti Meryem'in bu olayda hiçbir müdahalesi yoktur. Hatta Cebal aleyhisselamı görünce kendisi de korkmuştur. Lakin bunlar bu hadiseyi keramet olmaktan çıkarmaz. Nasıl ki Hz. Musa elindeki asayı atıp asanın yılan olduğunu görünce korkmuş ve kaçmış. Lakin korkması ve kaçması ve asayı yılan yapmada müdahalesinin olmaması bu hadiseyi mucize olmaktan çıkarmamış. Aynen bunun gibi Hz. Meryem'in korkması ve Cebal Aleyhisselam'ın gelmesinde müdahalesinin olmaması da bu hadiseyi keramet olmaktan çıkarmaz. Bu hadise olağanüstü bir hadisedir. Veli bir zatın elinde zuhur eden olağanüstü hadiseye keramet denir. Bunun başka bir ismi yoktu. Kardeşlerim dersimizi bu burada tamamlayalım. Bir sonraki derste meselemizin yedinci delilini işleyeceğiz. O derse buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.